Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Boşaltım sistemine geçiş yapıyoruz. Daha önceki videolarda sistemler videolarında belirttiğim gibi önce AYT biyolojiden sistemleri dinliyorsunuz. Daha sonra apotemi ve palmeden çözüyorsunuz. Sonra gelip benim videolarımı dinliyorsunuz arkadaşlar. O şekilde yaptığınız zaman sistemleri daha iyi oturtturduğunuzu göreceksiniz. Çünkü ÖSYM AYT tarzında soruyor sistemler kısmını. Bu sene birazcık hani bazı sorularda biraz zorlamaya çalıştı ama genellikle AYT tarzında soruyor arkadaşlar. O yüzden lütfen önce AYT biyoloji olarak çalışıp daha sonra gelin ya da benim geçen seneki sistemler videolarımı da izleyebilirsiniz. Onu da AYT tarzında anlatmıştım Daha sonra gelip buradan izleyebilirsiniz. Başlayalım boşaltım sistemi ile ilgili. Şimdi boşaltım sisteminin ilk önce yani daha doğrusu boşaltımın amacını görelim arkadaşlar. Boşaltımın iki tane amacı vardır. Birisi metabolizma atıklarını vücuttan uzaklaştırmak, diğerini de e, homeostasi yani vücudumuzdaki iç dengenin korunmasını sağlamaktır. Peki vücudumuzdaki boşaltım maddeleri nelerdir? Arkadaşlar boşaltım maddeleri dediğimiz zaman aklımıza tabii ki karbondioksit, azotlu maddeler gelecek. Şimdi bizim için önemli olan bu azotlu maddeler çünkü boşaltım sistemiyle biz bu azotlu maddeleri uzaklaştırıyoruz. Ee, azotlu maddeler hangi mekanizma sonucunda oluşuyor? Protein metabolizması sonucunda oluşuyor arkadaşlar. Şimdi proteinin yapısına baktığımız zaman bir aminoasitin yapısına baktığımız zaman ortada bir karbon grubu buna bağlı bir karbon atomuna bağlı bir karboksil grubu vardı. Daha sonra bir radikal grup dediğimiz değişken grup amino grubu vardı arkadaşlar NH2 ve bir de hidrojen bağlıydı. Şurası bizim amino asitimizin iskeleti. Şuradaki R ise amino asitin çeşidini belirliyordu. İşte amino asitler yağlara ya da karbonhidratlara dönüştürüldüğü zaman yapısında azot bulunduğu için bu azotun uzaklaştırılması lazım. A azotun uzaklaştırılması sırasında ise arkadaşlar amonyak açığa çıkar. Bu amonyak da canlılar tarafından çeşitli şekillerde dışarıya atılır. Peki nasıl dışarıya atılır? Hangi maddelere dönüştürülür? Buna bakalım. Bazı canlılar azotlu atıkları yani oluşan bu amonya direkt amonyak şeklinde atabilir arkadaşlar. Daha sonra e, bazıları ürik asite çevirir, bazıları da üreye çevirir arkadaşlar. Peki bunları nasıl vücuttan uzaklaştıracak? Tabii ki bakacağız. Şimdi hayvanlarda vücut sıvılarının düzenlenmesine biz e, düzenlenmesine görev yapan organlara toplu olarak ozmoregülasyon sistemler diyoruz. Yani aslında bizim e, boşaltım sistemimizin diğer bir adı ozmo regülasyon sistem olarak veya diğer bir adıyla üriner sistem olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Vücuttaki su içeriğinin ayarlanması yine e, vücutta dolaşım sıvısının arkadaşlar dolaşım sıvısının içeriğinin ayarlanmasında görev yapar bu ozmo regülasyon sistemler. Şimdi bazı canlılarda biliyorsunuz hani açık dolaşım ve kapalı dolaşımdan bahsetmiştik size. Açık dolaşıma sahip olan canlılarda Doku sıvısıyla dolaşım sıvısı birbirinin aynısıydı. Yani herhangi bir ayrım yapmıyorduk. Biz buna ne diyorduk? Hemolenf diyorduk. Mesela eklem bacaklılarda yine e, bazı birçok hani böceklerde falan ne vardı? Hemolenf dediğimiz sıvı vardı. Bunlar açık dolaşım sistemine sahiptir ve doku sıvısıyla e, dolaşım sıvısı aynıdır. Kapalı dolaşıma sahip olanlardaysa arkadaşlar bizim dolaşım sıvımızla doku sıvımız birbirinden farklıdır. İşte bu iki sıvı arasında bir pH dengesinin ayarlanması gerekiyor. Yine tuz ve iyon dengesinin sağlanması gerekiyor. Bu da homeostasi yani vücudumuzdaki iç denge açısından önemlidir. Bunu kim yapıyor peki? Bunu dolaşım sistemi ile birlikte bizim boşaltım sistemimiz yapıyor arkadaşlar. Yani diğer bir ismiyle ozmu sistemler burada görev yapıyorlar. Bazı canlılarda da transport epitelleri dediğimiz epiteller vardır arkadaşlar. Bu transport epitelleri ozmotik düzenlemede yani suyun yine düzenlenmesinde, atıkların atılmasında önemlidir bu transport epiteller. Bunlar nasıl oluşuyor peki? Hücrelerindeki zarların farklı maddeleri algılayarak Ozmotik düzenlemesi düzenlemesini sağlıyor arkadaşlar. Epitel hücreleri yapıyor bunu. Transport epitel hücreleri dediğimiz hücreler vardır. Buradaki zarlar, bu hücrelerin zarları farklı maddeleri algılar ve ozmotik düzenlemeyi sağlar. Bakın burada mesela Mesela Arkadaşlar bir deniz kuşunda burun bezleri vardır yine bu burun bezleri tuz dengesini ayarlar yine salgı yapan tübüller vardır bakın burada burun bezinin içerisinde yani içeriğini göstermiş burada yine içeriğinde salgı yapan tübüller vardır bu tübüller sayesinde ters akımla bir alışveriş gerçekleşir ve bu ters akımla alışveriş sayesinde tuz ve su dengesi sağlanmış olur bakın burada ters akımla alışverişe baktığımız zaman suyun yönü aşağıya doğruyken Kan akışı yukarıya doğrudur. Yukarıya doğru akış gerçekleşirken tuz iyonları ne yapıyor? Çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru geçiş yapıyorlar. Şimdi bakın burada tuz miktarına bakın. Burada tuz miktarına bakın. Daha fazla olduğu için ne yapıyor? Bu tarafa doğru bir geçiş yaptı. Hemen devam edelim. Bakın biraz daha yukarı çıktı. Biraz daha bu tarafa geldiği zaman e, su maddesi arkadaşlar ne oluyor burada? Suyun yönüne baktığımız zaman burada da yine az çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru sürekli sürekli ne yapıyor? E, Difüzyon kurallarına göre bir geçiş gerçekleşiyor ve ters akım gerçekleşerek tuz iyonları vücuttan uzaklaştırılmış oluyor. İşte ters akımla alışveriştir. Aslında bizim Böbreklerimizde gerçekleşen hani nefronları falan anlatacağım size. Böbreklerimizde gerçekleşen o alışveriş, süzülme, geremlim, bunlar da ters akımdır. Hani ben size ters akım solunum sisteminde kuşlar için anlatmıştım. Orada işte pardon balıklar için anlatmıştım. Orada ne vardı? işte solungaçlardan su geçerken kan da ters yönünden geçtiği için ters akım sayesinde işte oksijen ve karbondioksit yer değiştiriyordu. Böyle bir solunum şekli gerçekleşiyordu. Burada bizim böbreklerimizde ve bazı canlıların bu şekilde organlarında gerçekleşen bu tarz akım ise atıkların atılmasını sağlayan bir olaydır arkadaşlar. Peki amonyak üre ve ürik asite bakalım. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman şu tabloya aslında bize birçok şey anlatıyor. Şimdi proteinler ne yapıyor parçalandığı zaman amino asitlere dönüşüyor. Nükleik asitler de azotlu bazlara. Şimdi bunlar da sonuçta dönüştürülebiliyor. Bunlar dönüştürüleceği zaman amonyak grubu amonyak demiş pardon amino grupları ayrıştırılıyor. Amino grupları ayrıştırıldığında bazı canlılarda bu amino grupları amonya dönüştürülür. Özellikle sucul canlılarda arkadaşlar. Bazılarında üreye dönüştürülür. Mesela bizlerin de içinde olduğu memelilerde görülür bu. Bazı canlılarda ise ürikeste kuşlar ve sürüngenlerde arkadaşlar yine ürikeste yine böceklerde karasalyangozlarında da ürikeste şeklinde görülüyor. Bu şekilde dönüştürülüyor. Buraya baktığımız zaman amonyak suda e, fazla çözünebilme özelliğine sahiptir arkadaşlar ama amonyak dışarı atılması için çok fazla suya ihtiyaç vardır. Hücre zarından kolaylıkla geçer. Yine birçok omurgasızda boşaltım atı olarak vücut yüzeyinden atılabilir. Arkadaşlar yine tuzlu su balıklarında amonyak amonyum haline dönüştürülür ve e, solungaçlardan atılır. Tatlı su balıklarında ise solungaçlardan sodyum iyonu alınırken suya da amonyak iyonu verilir. Amonyak verilir arkadaşlar. Bu sayede hem vücuda sodyum alınmış oluyor hem de amonyak dışarıya atılmış oluyor. Amonyak sucul canlılarda bir boşaltım maddesidir. Çoğu sucul hayvanda bulunur arkadaşlar. Memel, yani suda yaşayan memeliler haricinde diyebiliriz. Çoğu sucul canlıda bulunur. Hani bu şekilde dışarı atılıyor. Zaten su içerisinde yaşadıkları için e, herhangi bir şekilde su sıkıntısı yaşamıyorlar bu canlılar. Bu yüzden de amonyağı kolaylıkla atabiliyorlar. Bazı canlılarda ise üretilen amino grupları üre ya da ürikeste dönüştürülüyor. Üreye baktığımız zaman arkadaşlar suda yine kolay çözünüyor ve böbreklerden atılıncaya kadar vücutta kalabiliyor. Ürenin dönüşümle yani amonyaktan üre oluşturma evresine biz ornitin döngüsü diyoruz. Ve bu ornitin döngüsü arkadaşlar karaciğerde gerçekleşen bir döngüdür. Yani şurada yazdığım döngü nerede gerçekleşiyormuş bizim karaciğerimizde. Karaciğerde bu döngü gerçekleşerek amonyak üreye çevrilir. Burada oklar kaymış bu arada onu düzeltmemişim. Şimdi ornitin amonyakla birlikte ornitin dediğimiz bir amino asit. Ornitin amonyakla birlikte ve karbondioksitle birlikte birleşerek sütrilin ve su oluşturuyor. Daha sonra bu sitrilin de arkadaşlar neye dönüşüyor? Amonyakla birleşerek arjinine dönüşüyor. Artı yine su oluşturuyor. Bu arjinin yine suyla birleşiyor bu sefer de üreye Artı tekrardan ornitine dönüşüyor. Bakın ben bu ornitini tekrardan ürettim mi? Ürettim. İşte bu döngüye ne diyorum? Sürekli gerçekleşen bir döngü olduğu için ornitin döngüsü diyorum arkadaşlar karaciğerde gerçekleşen bir olaydır. Bu bir enerji harcanır. Burada ee, amonyak üreye dönüştürülürken atılım sırasında harcanan su kaybı azaltılmıştır. Çünkü üre atarken daha az suya ihtiyaç duyarız amonyağa göre ama enerji kaybı artmıştır. Yani ürenin üretilmesi için çok fazla miktarda enerjiye ihtiyacımız vardır. Memelilerde, amfibilerin erginlerinde yine kaplumbağalarda üre olarak dışarı atılır arkadaşlar boşaltı atı. Daha sonra geliyoruz ürik asit. Ürik asit suda çözünmez arkadaşlar ve yarı katı halde atılıyor bu. Bu yüzden de su kaybı minimuma indiriliyor. Aslında en az su harcanan hangisidir? Ürik asit. Ürik asit kuşlarda, böceklerde, sürüngenlerde ve sümüklü böceklerde görülüyor arkadaşlar. Mesela kuşlar hani bir yere dışkısını bıraktığı zaman hani hafif katı olduğunu görürsünüz katı olmasının sebebi ürik asitin katılığından kaynaklanıyor. Bu da çok az miktarda su ile birlikte dışarı atılmasını sağlıyor. O yüzden birazdan zaten karşılaştırmasını yapacağım. En az su harcanan ürik asittir arkadaşlar ama en fazla enerji harcanan da yine ürik asittir. Yani suyla enerji ters orantılı gibi düşünebilirsiniz. Su kaybı azaltılırken yine ATP'nin kaybı artılır. Bir de keto asitler vardır. Bunlar da arkadaşlar glikolizde, krepste oluşan ara ürünlerdir. Bunlar karbonhidrat ve lipid sentezinde kullanılıyorlar. Bu keto asitler, bunlar da yine vücudumuzdan dışarı asılabiliyor. Peki diğer atıklarımız nelerdi? Şimdi bunlar bizim Amonyak içeren yani azot içeren atıklarımızdı. Mesela ilaçlar, zehirler, hidrojen, yine tuz, bir karbonatyonları, hidrojen sülfat dediğimiz e, molekül veya sülfürik asit arkadaşlar, fosforik asit, kreatin, kreatinin gibi maddelerde yine nedir bizim boşaltım atıklarımızdır. Peki bunları bir karşılaştıralım. Amonyak, üre ve ürik asit karşılaştıralım arkadaşlar. Zehir miktarı bakımından karşılaştırıldığımızda en zehirli olan amonyak. Sonra üre en az zehirli olan üre kesittir. Atılmasında kullanılan su miktarı en fazla suyu amonyak harcıyor. Sonra üre mesela şey gibi idrarı düşünebilirsiniz. Hani amonyak sucul canlılarda bulunduğu için fazla miktarda su atılıyor. E biz tuvalete gidip idrarımızı çıkardığımız zaman hani fazla miktarda sulu şekilde geliyor değil mi? Ama kuşlardaki dışkıya baktığınız zaman daha az su vardır içerisinde. O yüzden atılmasında kullanılan su miktarının en az olduğu e, azotlu atık ürik asittir dönüşümünde harcanan enerjiye baktığımız zaman Ürik asit için çok fazla enerji harcanır. Sonra üre gelir ama yak zaten direkt atıldığı için arkadaşlar çok fazla bir enerji harcanmıyor. Bu şekilde bizim boşaltım atıklarımızdır ve boşaltım atıklarının karşılaştırılmasıdır. Şimdi geliyoruz boşaltım yapılarına. Arkadaşlar burada protonefrodyumlardan, metanefrodyumlardan, malpigi tüplerinden ve böbreklerden bahsedeceğiz. Ki böbreklerinde zaten tipleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda ise İnsanda boşaltım sistemini göreceğiz. Burada boşaltım yapılarını da görelim. Bu videomuzu bitirelim. Şimdi ilk olarak proto başlayalım. Arkadaşlar proto nefridümler yassız olucanlarda, yine anfibiyozus gibi ilkel kordalı canlılarda, yumuşakçalarda bulunabilen bir boşaltım organdır. Peki nasıl bir yapıya sahiptir ve nasıl iş görür? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar biz burada yassı solucan üzerinden yani bir planaryo üzerinden anlatacağım ben size bunu. Şimdi bu sistemde şöyle bir durum var. Uç kısımları kapalı olan bir tübül ağından oluşmuştur bunlar. Üç kısımları kapalı olan bir tübül ağı. Bakın protonefridum tüpleri şurada. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Protonefridum tüpleri bu şekilde ve bir ağ gibi sarmıştır hayvanı her bir hücreden bir şekilde boşaltım atığını alıyor ve bu şekilde uzaklaştırıyor. Bunu yakından, biraz daha yakından incelediğimiz zaman, bakın tüp dediğimiz yapı şurası. Şu kısımda vücut duvarındaki açıklıktır. Bu e, protonefridum tüpleri canlının vücudunun dışarısına açılan bir açıklığa sahiptir arkadaşlar ve vücut duvarında şöyle bir açıklık oluşturur tabi Bunlar çok böyle e, nanometre nanometre diyebilirim Aslında nanometrelik şeylerdir hani küçüklüklerdir o yüzden gözle görülmez daha sonra bir ucunda da Arkadaşlar şöyle yapılar vardır bu yapıların içerisinde de alev hücresi dediğimiz hücreler vardır bu alev hücreleri ne işe yarıyor şimdi bundan bahsedelim arkadaşlar e, alev hücreleri bu dalların uç kısımlarını kapatıyor daha sonra da işte ampul gibi uzanan bir sil demeti taşıyor bu alev hücrelerinin üstünde. Ampul gibi böyle ee sil hücreleri taşıyorlar ve bu siller sayesinde bunların hareketi sayesinde hücreler arasından su ve suda çözülmüş olan maddeler alınıyorlar arkadaşlar. Bu alev hücreleri oldukça önemlidir ve çok büyük işe yarıyorlar. Bakın şöyle sillerini gösterelim. Şimdi şurası tüp hücresi. Tüp olan yeri gösterdik. Burası içerisinde alev hücreleri var. Siller sayesinde ne yapıyordu? Arkadaşlar içeriye doğru işte atıklar giriyorlar. Yine buradan da aynı şekilde içeriye atıklar giriyorlar alev hücresinden içerisine. Daha sonra bu siller sayesinde de arkadaşlar tüp kısmına aktarılıyor. Tüp hücrelerinin içerisine aktarılıyor. Ve şuradaki açıklıktan bakın vücut duvarı dediğimiz şu açıklıktan da canlının vücudunun dışarısına gönderiliyor. Protonefridyumların yapısı ve özelliği bu şekildedir. Şimdi gelelim metanefridyumlara. Metanefridyumlar biraz daha gelişmiş gibi düşünebilirsiniz. Protonefridyumların daha gelişmişidir. Şimdi metanefridyumlara baktığımız zaman özellikle toprak solucanlarında yani halkalı solucanlarda görülür arkadaşlar. Bunlar Bunlar segmentli yapıya sahip oldukları için her segmentinde bir çift metanet bulunduruyorlar arkadaşlar. Bunların da yine silli huni dediğimiz yapıları vardır. Silli bir huni içeriye açılan bir deliği çevreliyor arkadaşlar bunlarda. Yani şurası dış açıklıktır. İçerisinde silli bir huni vardır arkadaşlar. Bakın şurası da iç açıklık. Bu iç açıklığın etrafında bakın yakınlaştırayım size. Yakınlaştırdıkça tabi şey bozuluyor ama şurada bir huni vardır bakın. Silli bir huni vardır. Bu açıklığın etrafını ne yapıyor? Çevreliyor. Bu siller çırpıldıkça sıvı arkadaşlar toplama tübünün içerisine çekiliyor. Yani buradaki siller hareket ediyorlar. Bunlar hareket ettikçe sıvı nereye geliyor? Buradaki içeri, içeriye doğru giren tübüle giriyorlar daha sonra bunların etrafında arkadaşlar tabii kendi yani kapalı dolaşıma sahip olduğu için halkalı solucanlar bunların etrafında kılcal damar ağları bulunuyor. Yani kapiller ağı dediğimiz ağlar bulunuyor. Bu ağlar sayesinde de işte vücut sıvısıyla eee kan arasında bu doku sıvısıyla kan arasında alışveriş yapılıyor ve böylece atıklar buradan uzaklaştırılmış oluyor. Yine bunlar da arkadaşlar halkalı solucanlar dışarıya açılan bir idrar torbasına sahiptiler. İdrar torbası da şurası bakın hemen göstereyim şurayı silelim. İdrar kesesi dediğimiz kese bakın şurasıdır. Burada biriktiriliyor idrar. Daha sonra şu dış açıklıktan da ne yapıyor? Dışarıya atılıyor. Bu dış açıklık dediğimiz delik, hani delik diyelim. Bu delikler arkadaşlar her segmentte bulunur ve her segmentte bir çift e, Metanefridyum vardır. Yapısı da bu şekildedir diyebiliriz. Yine e, suyu ozmoz yoluyla derilerinden alıyorlar arkadaşlar. Nemli topraklarda yaşadıklarını zaten biliyoruz halkalı solucanların ve atık maddeleri de bu şekilde dışarıya doğru atıyorlar. Metanefridyumlar da bu şekilde görev görüyor. Gelelim malpigi tüplerine. Şimdi malpigi tüpleri diğerlerine göre daha çok canlı da görülür. Çünkü böceklerde ve karasal eklem bacaklılarda bulunur arkadaşlar marpigi tüpleri ve bu canlılarda dünyaya yayılmış olan e, en çok çeşitlilik görülen canlılardır. Bu yüzden de en fazla hangi organ organ demişim en fazla Hangi boşaltım organı işte e, doğada bulunur denilirse marpigü tüpleridir kesinlikle. Bakın böbrekler demiyorum. Diğerlerin protonefridum, metanefridum da demiyorum. Marpigü tüpleri doğa üzerinde en fazla görülen boşaltım organıdır. Çünkü böceklerde bulunuyor. Bunlar da arkadaşlar... E, yapısına baktığımız zaman bunlar sindirim kanalını açılıyorlar ve sindirim kanalına açılan diğer uçları kapalı olan arkadaşlar hemolenfi içerisine uzanan borucuklardır. Yani nasıl göstereyim ben size bakın burada şurası hemolenf bakın gri olan kısım hemolenftir. Burası da nedir sindirim kanalıdır bakın şurası sindirim kanalımız daha sonra bizim böceğimizin burada çekirgeyi göstermişiz Arkadaşlar şöyle borucuklar vardır. Bu borucuklar nereye açılıyor? Hemolenfe açılıyor. Hemolenfin içerisinde bulunan boşaltım atıkları bu borucukların içerisine girer malpigi tüplerine. Daha sonra da sindirim kanalından dışarıya anüsle atılır. Yani burada ayrıca bir Mesela bizlerde hem bir idrar yolu vardır hem de sindirim atıklarının dışarıya atıldığı anüs vardır. Ama marfik tüpüne sahip olan canlılarda yani böceklerde ve diğer karasal eklemli, eklem bacaklılarda ne var? Bunlarda sadece tek bir boşaltım açıklığı vardır anüs ve buradan arkadaşlar hem idrar atılıyor yani azotlu atıklar atılıyor hem de sindirim atıkları atılır. Malpighi tüpüne sahip olan canlıların bir özelliği de budur, bunu da unutmayalım. Yine su dengesini sağlayan bir adaptasyondur arkadaşlar bu. Evet ayrıca bunlarda başka bir adaptasyon daha var, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bunlar su dengesini ayarlamak için bir adaptasyona daha sahiptir. Bunların sindirim kanallarının rektum ucu yani bakın şurası rektumun en uç kısmı yani anüse bağlanan kısım havadan su alınmasını sağlar. Dolayısıyla e, su dengesi için oldukça özelleşmiş bir adaptasyondur bu canlılarda. Gelelim böbreklerimize Evet şimdi böbrekler bizlerde de var yine birçok omurgalı da e, bulunuyor arkadaşlar böbrekler Peki böbreklerin 3 tipi var. Bunlar ne işe yarıyor? Nasıl özelliklere sahip? Bunlardan bahsedelim. İlk olarak pronefroz böbrekten bahsedeceğiz. Sonra metanefroz, sonra da pardon, mezonefroz, en son da metanefrozdan bahsedeceğiz. Zaten metanefroz en gelişmiş olan böbrektir. Şimdi pronefroza baktığımız zaman balıklarda Yine kurbağaların embriyolarında ve köpek balıklarının erginlerinde bulunuyor arkadaşlar. Pronefroz böbrek. Bakın şu böbrek pronefroz böbrektir. Peki özelliği nedir? Bunlar en basit olan böbreklerdir. Arkadaşlar ee, toprak solucanlarında hani kirpikli huniden bahsetmiştik ya bu kirpikli huni bizim pronefroz böbreklerimizde de var. Bunlarda Bowman kapsülü yoktur. Bowman kapsülü yerine kirpikli huni bulunuyor. Bakayım şöyle daha detaylı bir resim var mı burada? Heh, bakın burada. Arkadaşlar bakın kirpikli huni Bunlarda dediğim gibi Bowman kapsülü yok. Glomerulus kılcalları ne yapıyor? Direkt kirpikli huniye bağlanıyor. Kirpikli huninin de bağlandığı Wolf kanalı vardır. Bu Wolf kanalından da idrar dışarıya atılıyor arkadaşlar. Pronefroz böbreğe sahip olan canlılarda Şimdi şöyle yukarı doğru çıkalım. Ee, bunlarda hem sindirim atıklarının, pardon hem boşaltım atıklarının hem de arkadaşlar... Ee, üreme hücrelerinin dışarıya atıldığı ortak bir kanal vardır. Biz bu kanala ne diyoruz? Kulak. Kulak açılarak arkadaşlar buradan ne yapıyor? İşte hem boşaltma atıkları hem üreme hücreleri dışarıya atılmış oluyorlar. Bakın burada kulakı da gösterelim. Şurası zaten idrar kesesi, idrar kesesinin dışarıya açıldığı kısımda nedir? Kulaktır. Bu balıklarda bulunan, kurbağalarda bulunan ise arkadaşlar yine kulak bu şekildedir. Zaten memeli kuşları birazdan diğer e, böbreklerde söyleyeceğiz. wolf kanalına birleşir. Bakın düm kanalları ne yapıyor gelip wolf kanalına birleşiyor. Şöyle göstereyim tekrardan. Kirpikli hunimiz. Kirpikli huninin arkada kalan kısmına biz nefridüm kanalları diyoruz. Bu nefridüm kanallarının ortak bağlandığı kanalı da ne diyoruz? Wolf kanalı diyoruz arkadaşlar. Gelelim mezonefroz böbreğe. Şimdi mezonefroz böbreğe baktığımızda bunlar da Bowman kapsülü ortaya çıkmıştır. Bakın pronefrozda Bowman kapsülü yok. Kirpikli huni var. Mesonef mezonefroz böbrekte Bowman kapsülü ortaya çıkıyor. Bu da yine balıklarda, kurbağaların erginlerinde, sürüngenlerde, kuş ve memelilerin embriyolarında. Yani biz embriyo halindeyken bizde mezonefroz böbrek var. Ve bizlerde Bowman kapsülü ortaya çıkmış artık. Arkadaşlar atıklar ne yapıyor? Glomerulus kılcallarında Bowman kapsülüne doğru süzülüyor. Bunların etrafı da kalın kılcal damarlarla çevrilidir. Bu damarlar sayesinde de işte Besinler emilerek ne yapıyor? Kana kazandırılıyor. Atıklarda arkadaşlar buradan atılıyor. Yine bu mezonefroz böbreğe sahip olan canlılarda da e, ortak kanal olan wolf kanalına bağlanır nefridyum tüpleri. Daha sonra da buradan kulaktan dışarıya atılır arkadaşlar. Bakın şöyle kulak kulaktan dışarıya ne yapıyor? Atılıyor. Bunlar da yine bir tek bir hani e, açıklık olan kulağaka bağlanıyor. Ama metanefroz böbreğe geldiğimiz zaman metanefroz böbrekte kulak yoktur. Bunlar da arkadaşlar sindirim kanalı ayrı, üreme kanalı ayrı, e, boşaltım kanalı ayrıdır. Dolayısıyla bunlar da kulak dediğimiz o üçünün birleştiği alan yoktur Arkadaşlar şimdi bunlar sürüngenlerde kuş ve memelerin erginlerinde görülüyor en gelişmiş olan böbrek tipidir ve bunların yapı birimlerine biz nefron diyoruz nefronlardan oluşuyor nefronlardan süzülen atıklar geliyor böbreğin havuzcuk dediğimiz veya pelvis dediğimiz kısmına birleşiyor Arkadaşlar şurası ortası havuzcuk ya da pelvis dediğimiz kısımdır burada idrar biriktiriliyor daha sonra üreter dediğimiz idrar kanalıyla mesaneye doğru gidiyor. Mesane yani idrar torbası ile birlikte de dışarıya açılarak buradan, üretradan dışarı atılır arkadaşlar. Zaten bunun detaylarını göreceğiz. O yüzden metanefroz böbreği çok fazla anlatmıyorum. İnsanda boşaltım sisteminde göreceğiz. Bakın burada e, atar damar ve toplar damarlar var. Şurada arkadaşlar glomerulus kılcallarıyla Bowman kapsülü vardır. Bowman kapsülden idrar toplama kanalına doğru bir geçiş sağlanır. Detaylarına girmiyorum. Bir, bir sonraki videoda anlatacağım. Daha sonra da ne yapılır? Dışarıya üretra yardımıyla atılır arkadaşlar. Bu şekilde de bizim metanefroz metanefros böbreğimiz. Bundan sonraki videoda insanda boşaltım sistemine bakacağız. Ee, insanda boşaltım sistemini anlatacağım arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın